Mesela öyle anda olabilir ki, diyelim bir köyü, bir kasabayı zapt ettiniz. İşte çoluğu, çocuğu, bebeği, yaşlı, kadınları, ötesi, berisi var. Ne var? Komutan diyor ki, öldürün bunları. Hayır, ben ateş etmiyorum. Neden? Yani size Rabbiniz Allah'ın koyduğu bir kural var. Savaşta, fiili savaş halinde olmayan kadın, çocuk, ihtiyar, öte, beri, ibadet eden rahipler filan diyor mesela. Bunları diyor öldürmeyin. Ağaçlarını kesmeyin, ekinlerini yakmayın. Tamam? Beni yapmam. Ben cezalandırsa cezalandırsın. Niye? Ben Allah'ın emrine uymak zorundayım. Allah'ın emrine uyan ulul emre uymak zorundayım. Uymayana uyarsan cehenneme. Hani çok meşhur bir şey anlatılır ya. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam birisini bir seriyenin başında görevli göndermiş. Komutanları ne emrederse yerine getirecekler. Komutanları onlara demiş ki, bir ateş mi yanmış, ne olmuş? Yani olayı hatırlayacaksınız, işte şunu yapın demiş veya bu ateşe atlayın. Onlar da dinlememişler. Komutanı o konuda dinlememişler. Peygamber herhalde onları sınattırıyor. Sonra döndükten sonra da Medine'ye durumu anlatmışlar. Komutanlara kızmış bilmem ne filan. Peygamber'e anlatmışlar, efendim durum böyle böyle oldu. İşte komutan bir ateş yaktı ve beni itaat ediyor musunuz, etmiyor musunuz diye sınamak için bizleri o ateşe kendinizi atın dedi. Hiçbirimiz de bunu dinlemedik. Doğru mu yaptık ya Resulullah diye peygamberden sağlamasını yapıyorlar. Peygamber de demiş ki, eğer o ateşe herhangi biriniz kendinizi atsaydınız, kıyamete kadar asla çıkamazdınız. Yani Allah'a masiyet, Allah'a isyan yönündeki bir emre uyanın Allah tarafından cezalandırılacağını anlatmış oluyor peygamber bu cevabı. Asla çıkamazsınız derken, yani cehennemde de ateşe atılırsınız. Olur mu öyle? Yani ne diye ateş yakmış adam mı ateşe at? Var mı böyle bir Allah'ın emri? Yok. Komutan emretti. Eğer komutanın emrine uysaydınız Allah'a isyan etmiş olurdunuz bu suretle. O zaman da Allah sizi ateşe, gerçek ateşe atardı. Bir daha hiç çıkmazdı. Yani hoş, komutanın ateşine de atsan zaten bir yerin yanmadan çıkamayacak. Ateşin içine dalan bir yeri yanmadan çıkacak değil ya. Değil mi?